Nereye geldin? Burası benim kulübem. Fotoğraf stüdyom. Öyle ortaya karışık bir yer işte. Yani siz odun ateşinde et deyince siz mi yapacaksınız? Evet. Bir sakıncası mı var? Varsa restoranda gidebiliriz. Yok. Mükemmel burası. Ben bir üzerimi değiştireyim. Sana da bir tişört falan vereyim. Rahat edelim. Olur. Evet, gel bakalım. Burası çok güzel, çok şirin bir yer. Bu atölyeyi ben yaptım, küçük bir atölye. Böyle bazen de işte böyle kafamı dinlemek istediğim zaman telefonumu kapayıp kaçacak bir yer oluyor benim için. Çok şanslısınız. Bir de böyle bir düzenek yaptım. Burayı böyle kapatıyorum, karanlık oda oluyor. Fotoğraflarımı falan basıyorum. Ya siz fotoğraf basarken ben de izleyebilir miyim? İzleyebilirsin tabii ama bugün olmaz. Çünkü kampanya fotoğraflarını basacağım için senin görmen yasak. Ya ama onlar benim fotoğraflarım, ben merak ediyorum. Ya işte prensip meselesi. Baskıya gidene kadar kimsenin görmemesi gerekiyor ya. Tamam. Ben buradan kendime göre kıyafetleri alacağım. Sen de kafana göre bir şeyler seçersin. Farkındayım, sıcak. Açacağım. Tamam. Güzel olmuş, yakışmış. Ben odun getireceğim. Tamam. Şu arka tarafta Rıfat abinin ilgilendiği bir bahçe var. Orada salatalık, domates falan yetişiyor. Toplarsan her salata yaparım. Ya salatayı ben yapayım bari. İyi anlaştık. Salata sende, etler bende. Tamam. İçeride sepet falan var. Tamam. Thank you.
Nereden öğrendin dans etmeyi? Hobi. Hobi. Sürprizlerle dolusun. Seni şaşırtmaya devam ediyorsun. Ah Sanem ah. Ya bir gün. Bir gün rezil etme kendini ya. Çok mu zor? Beni bir an önce şu pembe dizi modundan çıkar. Olursun. Ama mis gibi koktu vallahi. Hazır olmak üzere. Ya ben bu arada unuttum ya. Sen içer misin? Yok. Yok hiç içmeyeyim. Maya çünkü dokunuyor bana. Bir de çenen falan düşer şimdi. Almayayım. Konuşacağım azıcık. Nasıl? Çok, çok güzel. Çok lezzetli. Yani bu kadar lezzetli bir etin kelime karşılığı bende var ama hiç söylemeyeceğim, dalga geçersiniz. Söyle ya, çok merak ettim. Yani ne diyebilirsin ki maksimum? Ya ben böyle lezzetli etlere... Söyle söyle. Bebişko diyorum. Ne? Bebişko? Yani lezzetli et olunca... Bebişko benim için. Çünkü çocukluğumdan beri öyle alıştım. Osman böyle mangal yaptığınızı görse çok kıskanırdı sizi. Osman kim? Bizim mahallede kasap. Ama çok güzel mangal yapar. Bir de çok güzel yemek yapar. Ayhan'la tanışmıştınız, onun abisi. Ben küçüklüğümden beri onlarla beraber büyüdüm. 5 yaşından beri de Ayhan'la başımız belaya soktuğumuz için hep onların elindeydim yani. Çok komikti yani. Ben artık ufak ufak fotoğrafları basayım, sonra da seni eve bırakırım. Çok iyi fikir. Ben de bakabilir miyim fotoğraflara? Olmaz dedim ya, senin basılana kadar kimse göremez. Çok iyi fikir.